Şimdi diğer başlığımız evvel, ahir, zahir, batın. Şimdi bu ne demek? Sadece zahirden, sadece batından, sadece zahirden baktığında, ahirden baktığında olmuyor. Şimdi bir diğer maddemiz, şimdi bunlar biraz daha düzenleme, yani genel metni düzenleme ile ilişkiliydi. Şimdi artık bakış açıları gibi farklı farklı noktalardan nasıl bakacağız mevzuya? Ee, yani artık çalışıyoruz okuyoruz ya, okuduğumuz şeyleri nasıl değerlendireceğiz? Bir öyle diyor, bir böyle diyor, bir burada böyle. Bunlara nasıl bakacağız? Nasıl bakış açıları var? Biraz daha şimdi onlara doğru geçiyoruz. Bir de bunlarda mesela ben aldığım maddelerde şey yok ilk önce bu olacak sonra bu olacak ya hepsi birden olacak diye bir şey yok öyle bir kaydımız yok. Yani bunlar böyle bir sırayla bizim artık takdir ettiğimiz bir sıra oldu. Değilse ilk önce bu olur sonra olur sonra ona bakılır gibi bir aralarında bir ilişki yok. Duruma göre okuduğum mevzuya göre yere göre bunların içerisinde hangi okuyacaklarımız. Hangi cihetle bakmak istersen. Ha, hangi cihetle zaten onu uyguladıkça hangisi hangi aşamada gerekli kullanmak gerekir diye insan biraz daha zaten meleke haline gelmeye başlıyor. Onun için burada bir sıralama yok, öncelik yok. İlla bu o yapılır, illa o yapılır, hepsi beraber yapılır gibi bir şey yok. Mevzuya, duruma göre değişebilir. Şimdi diğer başlığımız evvel, ahir, zahir, batın. Şimdi bu ne demek? Külliyatta çokça geçen bir mevzu bu. Çok ana mevzulardan gene. Hüvel evvel vel ahir <laughs> ve zahir ve batin ve hüve bir şeyin alim bu ayet-i kerime. O evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır Cenab-ı Hak için. Ve o her şeyi en iyi bilendir. Hadid suresi 3. ayet. Üstad da zaten bu evvel, ahir, zahir, batınla çok fazla mevzu izah ediyor ve şey yapıyor, bize bu ölçü getiriyor. Her şeyin evvel, ahir, zahir, batın yönü vardır. Her şeyde bu yön var. Yani esma ile dört yönlüdür evvel, ahir, zahir, batın zaten bunlar esmadır. Cenab-ı Hakk'ın isimleridir aslında hem de. Ama her şeyinde evvel, ahir, zahir, batını vardır, yönleri. Allah'a bakan tanımlamadır. Allah'a bakan yöndür bu, bu noktası. Ve de burada katin çekeceğimiz bir şey de şu. Ee, ayet-i kerime ve hüve bir külli şeyin alim sıfatını, o her şeyi en iyi bilendirin e, Berisinde işte burada da bir nazm mani var. Yani eğer evvel, ahir, zahir, batından bakan her şeyi en iyi bilendir. Yani bir şeyi en iyi bilmek için, ayetten bu çıkabilir şu e, nazmından, her şeyi en iyi bilebilmek için evvel, ahir, zahir, batından bakman gerekiyor. Sadece evvelden bakıyorsan o şeyi tam bilmiş olmuyorsun. Sadece zahirden, sadece batından, sadece zahirden baktığında, alim, ahirden baktığında olmuyor. Alim ismini... En cami aynı olmak istiyorsan. Bu dört isimle beraber bakman gerekiyor. O çok önemli. Sayın Nur'da bu da çok çok kullanılmış. Peki bu evvel ahir, zahir, batın nedir? Yani genel olarak nedir dersek. Evvel çekirdektir bir ağaçtan anlatabilirsek. Ahir meyvedir. Zahir görünen kısmıdır. Batın sistemdir, iç yapısıdır. Sistemin çalışma yapısıdır. Mesela bir tane ağaç var. Ağacı nasıl tanımlayabilirim? Ben dört şekilde ağacı ifade edebilirim. Ha, ağacımız var doğru. Aynen. Şimdi ağa <laughs> Ağacı dört şekilde ifade edebilirim. Bu ağaç nedir? Şimdi evvel ismiyle anlatıyorum ağacı. Çekirdeğin inkişaf etmiş halidir bu. Açılmış haldir. Doğru mudur bu? Nasıl bir tanımlama yaptım? Evvel ismiyle ağacı ifade ettim. Ne dedim? Çekirdeğin inkişaf etmiş halidir ağaç. Doğru mu? Doğru. Nasıl bir tanımlama? Bak evvel ismiyle yaptım. Şimdi ahir ismiyle yapalım. Bu ağaç nedir? Nihayetsiz meyveleri üreten bir sistemdir. Meyveleri üreten, meyveleri çıkartan meyve ağacıdır bu. Meyveleri veren bir ağaçtır. Bak bu ne yaptım? Ahir ismine göre ağacı tanımladım. Meyveleri çıkartan bir yapıdır, bitkidir vesairedir. Bu ahir ismiyle izah ettim. Bak aynı ağacın farklı izahları. Şimdi bu ağaç nedir? Zahir ismiyle. Bu ağaç yaprakları, dalı, gövdesi, çiçekleri, bilmem neleri olan bir yapıdır. Bu da nasıl bir izah? Zahir ismiyle. Bak bak. Aynı ağaca bak üç tane izah şekli yaptım. Yani üç çeşit noktadan baktım. Aynı ağaca. Peki batın ismiyle nasıl diyeceğiz? İşte e, mineralleri, şeyleri alıp e, onları yaprak ve şeylere dokuma sistemiyle yapılmış harika bir fabrikadır bu. Üretim sistemidir. Çiçeği, yaprağı, odunu geliştiren içerisinde mükemmel bir çalışma sistemi olan bir bitkidir, bir şeydir. Yani bir cihazdır diyebiliriz. Yani ne oldu? O da batın ismiyle ağacı anlattım. Hepsi doğru mu? Ama en doğrusu ne? Hiç Hepsinin cemi doğru. Hepsi ağaç nedir? Bu dördünün cemidir aslında. En doğru ağaç tanımı nedir? Bu dördünün ile beraber ifade edilmiş ağacın gerçek tanımıdır. Evvelle söylediğimde nakıstır kendine göre, ahirle olan da nakıstır, zahirde batında kendi içinde. Ama dördüyle beraber yaptığımda o nedir ve hüve bi şeyin alim en iyi en iyi tanımıdır. Onun için evvel ahir, zahir, batından bakmayı e, Risale-i Nur'da zaten e, bakmamız gerekiyor. Bakarsak mevzuların içinden çıkabiliyoruz. Değilse ya zahirdesin ya batındasın. Ya evvelden bakıyorsun. Üstad niye orada bunu anlatmış? Bir öyle demiş, bir böyle. E orada evvelden anlattı burada. Şimdi ahirden anlatıyor. E burada zahirden anlatıyor, burada batından anlatıyor. Bunu anladığın anda mevzu çözülüyor. Bak o bahiste Üstad evvel ismiyle bakmış o mevzu evvelden anlatmış. Yani burada bak burada batından anlatmış. O zaman mevzular çözülmeye başlıyor. Değilse niye öyle, niye böyle kafamız çorba oldu diyorsun. Ama aslında dördünden de anlatması gerekiyordu üstad. Bir mevzu da atıyorum sadece evvel isminden bakmıştır, izah etmiştir. Birisinde işte iki tanesini bahsetmiştir. Ama biz onları farklı farklı okuma yaptığımızda birbirine zıt gibi görürüz. Bir öyle demiş, bir bu böyle demiş gibi gibi. Şimdi evvel ahir da şeyimiz var, örnekler var şu alar 34'te. Her bir ağacın evveli öyle bir sandıkça ve program. Bak hem tanzim ve tasnifi de tekrar göstermiş oluruz. Hem de gene nazm mani ile nasıl manalar da birbiriyle örtüşüyor. Tanzim tasnifi de hala öğretiyoruz. Yani göstereceğiz. Daha bunun gibi de bir sürü her şeyde de hep alt başlıkta nasıl tasnif edilmiş. Bakın mesela şimdi düz metin onun da örneği. Her bir ağacın evveli öyle bir sandıkça ve program. Demek ki evvel sandıkça ve programa bakıyor. Çekirdeğe bakıyor. Ahiri öyle bir tarifename numune ve zahiri öyle musanna hulle münakkaş libas. Ahir tarifename numune. Yani artık onun tarifesinin konulduğu, cihazlarının konulduğu, yazıldığı kısım numunesi. Batını öyle bir fabrika ve tezgah. Bakın bunda da 2-2, 2-2 ustad dizmiş. Değil mi? Bunda tesadüf olabilir mi? çıktı Bu dört cihet öyle birbirine bakıyor ve dördün mecmundan öyle bir sikke azam, belki bir ismi azam tezahür eder ki her birisi isimdir. Ama dördünün ceminden ne çıkar dedi? İsmi azam tezahür eder. Sana al bir tane şey, isimden ismi azama geçebilmek için dört isminde bakabilmen gerekiyor. Al bak metinden çıkıyor şimdi bunu. Ustad demiş zaten eder ki ki daha bütün kainatı idare eden bir sani, vahide, hadden başkası o işleri yapamaz. Neymiş o zaman? Evvel sandıkça program, ahir tarife name, numune, zahir, musanna, hulle, münakkaş, libas, batın, fabrika ve tezgahmış. Üstad zaten dizmiş de, bir de bu da gene şeyin örneği, tanzim ve tasdifin örneği. Şimdi mesela bunun ee, evvel ahir zahir batını nasıl kullandığımıza bir örnek. Bu böyle zor konulardan birisi. Hani karıştırılan konulardan. Bu Hasan abi ve şeyle daha önce yaptığımız. Şimdi külliyatta Muhammed Aleyhisselam, Ahmet Aleyhisselam, maddi hayat Muhammediye, manevi hayat Muhammediye, hakikati Muhammediye, şahsiyeti manevi Muhammediye, nur Muhammedi diye kavramlar geçiyor şimdi. Bir orada onu anlatıyor. Bir böyle diyor. Bir Ahmet diyor, Muhammed diyor. Şimdi bir sürü bu kavramlar var. Şimdi bunu nasıl ayırt edeceğiz. Bu neye bakar? İşte evvel ahir zahir batına bakmaya çalıştığımızda bunlar yerli yerine oturuyor. Bu nasıl bir örnek? Şimdi her şeyin evveli var. İşte Miraç Risalesi'nde Üstad zaten ağaç misali ediyor. Nur, her şey de o nur Muhammedi'den yaratılmıştır diyor. Şimdi o nur Muhammedi çekirdektir. Yani zaten orada da onu ifade ediyor. Çekirdekten ağacın her şey ondan yaratılmıştır. Onun nurundandır diyor. O zaman nur Muhammedi neye bakıyor? Evvel ismine bunu yazdık şimdi. Sonra evvel e, şeye ahiri ahiri nedir? Bu ağacın meyvesidir. En ahir meyve nedir? Ahmet Aleyhisselam'dır. Ahmet Aleyhisselam yani Ahmet ve Muhammed kavramlarını da külliyatta araştırıp baktığımızda Ahmet daha çok beşeriyetine, insaniyetine bakan kısımdır. Muhammed o çekirdeğe bakan kısmıdır. Yani bu kainat şecere hilkatin yaratılış ağacının çekirdeği Nur Muhammed'den yaratılmış. O zaman Muhammed ismi de o çekirdeğe bakan tarafı ifade edildiğinde kullanılıyor. Onu da nasıl ifade ediyoruz? O evveldi Nur Muhammed'i zaten sarif de var. Evvel olduğuna dair. O ağacın çekirdeği olduğu. Her şey onun nurundan yaratıldı diyor. O şeceri ilkat. Bütün varoluş, bütün yaratılış onun nurundan yaratıldı. Bütün bu Yani bunu bir şecere ilkat, yaratılış ağacı olarak düşünürsek. Nur Muhammed'i evvel ismine baktı. Ahir ismi de Ahmet Aleyhisselam'a bakar meyve olarak gözükmüştür. En ahir en mükemmel meyve. O meyvenin de içinde ne var? Çekirdek var. Değil mi? O çekirdek de kökteki çekirdeğin ne aynısı ne gayrısı. Bu bu da o zaman biz ne diyoruz? O çekirdeğe bakan Muhammed'in yaratılışının tüm leşeciliğe bakan tarafıyla Nur Muhammed'e bakan kısmına da Muhammed diyoruz. Ne oldu? Ahir ismi Ahmet Aleyhisselam'a veya Muhammed Aleyhisselam'a bakıyor. Burada diyoruz. Mesela ayırdık bak şimdi konuyu hani az önceki ağacı ayırdığımız gibi ağacı farklı farklı tanım ediyorduk. Şimdi bu mevzuda kullanıyoruz bunu. Peki zahir nedir? Bu ağacın görünen kısmı maddi hayat Muhammedi aleyhissalatü vesselam'dır. Ki külliyatta bu da geçiyor. Yani maddi hayat Muhammediye ne demek? İşte bu şeceri ilkatin zahir, görünen kısmı demek. Batın kısmı manevi hayat Muhammediye. Bu da külliyatta geçiyor. E bu nedir? O da evvel ismine bur bakıyorsa bu zahir ismi manevi hayat Muhammediye'de de ağacın batın kısmına bakıyor. O şeceli katın batınına bakan isim. Bak ne yaptık? Tasdif edince rahatladık. Hepsi uçuşan kelimelerdi bunlar. O maddi manevi hayat Muhammediye, manevi hayat Muhammediye, nur Muhammediye, Ahmet Muhammed bunlar hepsi bir sürü kavramları kullanmış Üstad. Niye bunları orada öyle demiş bir böyle demiş. Şimdi evvel ahir zahirine baktığımızda mevzu mesela çözülmeye başladı. Ve bu zahir ve batının cemi yani bu zahirinin ve batının cemini de hakikat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam. Ve bunun bütün bu ağacın tümü de şahsiyet-i manevi Muhammediye diye geçiyor. Evvel ahir zahir ve batının cemi olan şahsiyet-i manevi Muhammediye. Yani bütün bu varoluş o e, nur-u Muhammedi ile başlayıp Ahmet Muhammed ile biten e, o bütün bütünlüğün adıdır yani şahsiyeti manevi Muhammed ne oldu bak şimdi bu konuda biz evvelahir zahir batın isimleriyle bu mevzuyu izah ettik ve e, aklımıza yanaştırdık değilse bu kavramların hepsi ne oluyordu uçuşuyordu bir yere koyduramıyordu kafamızı karıştırıyordu sadece bir öyle dedi bir böyle dedi. ne oldu böyle bir şekilde bir kurgusu çıktı bu mesela o zaman konuyu anlamamız o vehüvebikül şeyin alim olmamız için bu şekilde bakmamız gerekiyor şimdi bir devam edelim evvel ahir zahir batına ilim ve emri ilahinin bir ünvanı olan imamı mübinin kudret ve irade ilahinin bir ünvanı olan kitabı mübinden çok kısa bir cümle teknik bir cümle şimdi bunu nasıl çözeceğiz hemen diyeceğiz ki ya bizim evvel ahir zahir batın olarak bir bakalım bu mevzuya diyebileceğim bir yer var mı evvel ahir çünkü o şeyi o şablonu kullanmamız lazım şimdi bakıyoruz biz gene burada tanzim ve tasnifin örnekleri var i̇mam Mübin neye bakıyormuş? i̇mam Mübin ilim ve emri ilahinin bir ünvanı olan İmam-ı Mübin. i̇mam Mübin neymiş? İlim ve emir. Emri ilahinin bir ünvanıymış. Şimdi sonra da Kitab-ı Mübin'i yazdım. Neymiş o da Kitab-ı Mübin? Kudret ve irade ilahiyenin bir ünvanıymış. Yazdık mı? Şimdi ne oldu? i̇mam Mübin ilim emir, kudret ilade. Benim şimdi iki burada, iki tabii burada şeyim var. Acaba ben dedim ki, düşüneceğim ki bu evvel ahir zahir batına bakabilir mi? Yani bir yerde tabiri caizse dörtlü bir yapı gördüğümüzde dörtlü bir üstad ifadeleniş yaptıysa burada evvel ahir zahir batına bakmak mümkündür. Yani ona bir bak eğer mana mutabık uyuyorsa birbirine üstad o şekilde söylemiş olma ihtimali kuvvetli. Biz de mesela burada bakalım dedik. Şimdi i̇mam Mübin ilim ne olabilir? İlim evvel olabilir. Sonra emir ahir olabilir. Bu emrin görünmüş hali. Kudret batın olabilir sistemin içerisinde çalışan. İrade de zahir olabilir. Görünen şeyde yani gördüğümüz her şey iradenin yani tercihin kendisini ilk önce görüyoruz. Sonra içeride çalışan bir kudret var ve bir emir var. E, bu şekilde mesela ayırıp buna bir mevzuya bakabiliriz. Bize bir işaretler verebilir. Ne oldu? Evvel belki bunların yerleri gene değişebilir. Konuya göre durduğu yeri ama burada böyle bir yapının olduğu gözüküyor. O zaman demek ki ilim ilme biz evvel noktasından, emre ahir noktasından ondan sonra kudrete batın, iradeye de zahir deyip o nazarla bu konuya bakabiliriz. Baktığımızda o zaman manalar açılabilir. Bu neymiş zaten? Kader defteridir. Bu da kudret defteridir. Şeyde metinde geçiyor ki bunun cemi de lefi mahfuzdur mesela. Mesela böyle de tanzim tasrifle konuyu anlamakta kolaylaşıyor. Bunu kullanmış olduk. Bu bir çalışma e, ve demin az önce söylediğim gibi tek bir yerle, tek bir şeyle bunu böyle bir yazdık. Bunu koyduk bir kenara. Sonra diğer yerlere bakacağız. Okuyacağız, okuyacağız. Aa evet ilim evvelle uyuşuyor. Yok ya uymuyor. Bak burada da böyle demiş. Ama havada uçarken ben bir şekilde bunları sabitlemeye başladım kaidelerle. En azından kullanmaya başladım. Uçuyordu havada. Şimdi bunlar yerlerine bir şekilde. Çünkü bu var olan bir kaide. Külliyatta kullanılmış. Kullanacağız yani. Değiş edebilir. Sorun yok aslında. Şimdi gene evvelahir zahir batınına bakıla, nerede bakılabilir örnekleri? Çokça gör, bildiğimiz yer. Hilkatin en yüksek gayesi, fıtratın en yüce neticesi imanı billahtır. Ve insaniyetin en âli mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı imanı billah içindeki marifetullah'tır. Şimdi hilkatin en yüksek gayesi, hilkat. Fıtratın en yüce neticesi, fıtrat, hilkat, fıtrat. Sonra diyor hikatin şeyi imanı billahtır diyor. Hikatin en yüce neresi fıtratın imanı billahtır. Ve insaniyetin en âli mertebesi, insaniyetin en âli mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı imanla billah içindeki marifetullah'tır. Şimdi burada dört tane şey saydı. Hilkat, fıtrat, beşeriyet ve insaniyet şeklinde. Ve bunları imanı billah ve marifetullah'a bağladı. Bunlar acaba bir şey olabilir mi? Yani evvel ahir zahir batın olabilir mi? Ne yapıyoruz? Hilkat evveldir. Evet, uyuyor. Fıtrat ahirdir. Evet, bu da uyuyor. Yani her bir fıtrat ahirdir, namustur zaten. Beşer zahirdir. Biz hep beşer, beşeriyetimiz vardır. Beşer ve insan farklıdır. Beşer şerlerle dolu olan hayvani ve nebati taraflarımızın olduğu kısımdır. İnsan da bizim Cenab-ı Hakk'ın muhatap olduğumuz, muhatap olabildiğimiz tarafımızdır insaniyet. Beşeriyetten insaniyete terakki etmek için geliyoruz ve dinler de din de insanı beşeriyetten insaniyet mertebesine çıkartmak için uğraşıyor. Zahir beşerdir, batın da insandır. Bakıyorsun evet bu gayet manaya diğer külliyattaki geçen kısımlarla uyuyor. O zaman bu konuya biz mesela evvel ahir zahir batını uyguladığımızda konuda daha şumullü, daha bütünden bakmış oluyoruz. Ne oldu? Ben şimdi burayı kapattığımda hilkat, fıtrat, beşer, insan bu metinden bunu kullanmış. İmanı billahtır, marifetullah'tır diyordu. Bunların arasındaki ilişkiyi çok anlayamıyordum. Şimdi bunu getirdim evvel ahir zahir batınına bakayım dedim bunlara. Bakalım uyuyor mu? Evet baktım mutabık da geliyor. E şimdi benim buraya bakış açım değişti. Daha şumullü bakıyorum. Bak insan batınmış. Beşer zahir kısmıymış. Fıtrat ahirmiş. Hilkat her şeyin evveliymiş. Ne oldu? Bu ne bu mevzuya daha farklı bir şekilde bakmış oldum. Devam ediyorum. Çok güzel. Gene evvel ahir zahir batınla. Hem e, dikkat şeyler de yani hep tanzim tasnif ve nazm-ı manin hep örneklerini kullanıyoruz. Yani o başlıkları biz birkaç tane dedik ama burada hep kullanacağız. Hepsi onun örnekleri de unutmayalım. Sadece hani bunu anlatmıyoruz burada. Ne kadar sersem, akılsız ve ahmak ve gözsüzsün ki. Şimdi böyle değişik örnekler. Sözler 597'de. Bakıyoruz sersem, akılsız, ahmak, gözsüz. Dört tane şey saydı, sıfat saydı. Acaba yani çok böyle hani sıradan bir metin gibi duruyor. Burada da el evvel ahir zahir batında bakılabilir mi? Bakalım diyoruz. Şimdi evvel akılsız olması... Ahir sersem olması, zahir gözsüz, batında ahmak. Mesela uyuyor mu? Evet, mana mutabık. Yani üstad bunu dört sıfat kullanmış. Dört sıfatın e, evveli akılsız olması, ahiri sersem olması, e, gözsüz olması, zahir, batını da ahmak. Mesela e, bu metne hemen dört isimle baktım yani. Üstad dört ismiyle işaret etmiş. Genel mana doğruysa bu bir işarettir. Hani az önce okuduğumuz gibi imadır, işarettir. Çünkü diğer manalarla da örtüştüğü için şey oluyor, delalettir. Sarahat diyemiyoruz tabii. Çünkü sarahat olması için üstadın akılsızlığa bir yerde evvel demesi lazım. Evvel. Evvel akılsızdır insan. Mesela sarahtır bu. Sarih metin vardır. Orada şey yok. Yani üstad sarih bir şekilde söylemiş bunu. Ama biz bu, bunlarla çıkardığımızda işaret, delalet, sarahat, işte ima şeklinde mertebeler kazanıyor. Mesela bu metinden bunu çıkartmışız. Ya da çalıştık e, bir metni Buna manaları derleyip toparlayıp yani o dağınık manayı ihata edebilmek için çalıştığımız şeyin manayı verme aşamasında da bunu kullanabiliriz. Yani bir metnin içerisinden evvel ahir zahir batına tasnif edeceğimiz gibi çalıştığımız metni ifade edip sunum özetini sunacağımız zaman da olabilir. Mesela zanın zan dersleri çok yapıldı. Oradan ben şey yaptım. evveli, ahir zahir batının nedir? Yani biz bir şeyi çalıştığımızda mutlaka bu evvel ahir zahir batını kullanmamız lazım. Bunun evveli nedir, ahiri nedir, zahiri batını nedir şeklinde. Mesela zannın, zan dersinden çıkan bu tespitlerden. Evveli neymiş? Ahlak, huy, tabiattır. Bak, nedir diye sorduk o sorulardan birisi. Evveli, evvelini bulmamız gerekiyor. Evveli ahlak, huy, tabiatmış. Ahire kazanımların bütünlüğü olan enfüs alemiymiş zahiri kişinin içsel alemini kısmen ifade eden fiiliyatı ve yaşantısıymış. Zan, zannın zahiri. Zannın batını da dimağındaki emri nisbilerin ve emri itibarilerin niyet nazarmış mesela. Ne oldu? Zanlı biz evvel noktasından ahir, zahir ve batın noktalarından ifadelerini çıkartmış olduk. Bak mevzuyu aslında neredeyse özetlemiş oluyoruz. En güzel bir şekilde ifade etmiş oluyoruz. Demek ki çalıştığımız metinlerin de evvel ahir zahir batınını ifade edersek, edebilirsek, edecek şekilde çalışırsak da biz bunu karşı tarafa veya ifade ederken, kendimize ifade ederken daha müdellel olmuş oluyoruz. Müdellel, delilli konuşmak. Kafadan değil yani şablonlu, şeyli, ayakları yere basan bir şekilde. Bir öyle diyorsun, zan diyorsun ki huy tabiattır diyorsun. Bir diyorsun ki insanın içsel alemidir. Ya oğlum bir öyle diyorsun, bir böyle diyorsun. Bunu ne ne diyorsun? Ama bunun evveli budur. Bak bunun ahiri budur. Zahir olarak böyledir, batın olarak da böyledir dediğin zaman ne oldu? Bak müderler konuştuk, yerinde konuştuk, ne olduğunu söyledik. Şimdi diğer bir başlıkta suret, kanuniyet, hakikat, mahiyet. Bu da dörtlü.